İngiltere'de iş kurmak ve yaşamak senin de hayalinse, yenilikçi bir iş fikrine ve mesleğinde çok iyi bir deneyime sahipsen, 2021 yılının yeni yatırımcı vizelerinden bahsettiğim bu videom tam sana göre. Ocak ayında tam da bu ay Birleşik Krallık Brexit ile Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmış oldu. Böylelikle bu ülkede kullanılan, uygulanan diğer vize tiplerinde de köklü değişikliğe gidilmiş oldu. Bugün size bu videoda 3 farklı yatırımcı vizesinden bahsediyor olacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bu vizeler tamamen birbiriyle bağlantılı. Size verecek olduğum tavsiyeleri daha önce YouTube'da hiç kimse vermedi. Bugün ilk olarak size startup vizesinden bahsetmek istiyorum. Startup vizesi özellikle Ankara Anlaşması'nın son bulmasından sonra ona alternatif olarak görülen ve önerilen bir vize tipi. Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi startup vize türünde de belirli bir para birikimi göstermenize gerek yok. Bir iş planınızın ve bir iş kurma fikrinizin olması gerekiyor. Avrupa'nın ekonomik alanı ve İsviçre dışından bir ülkeden bu ülkeye başvurmanız gerekiyor. Onun dışında bazı kuralları var. Gelin hemen o kurallar neymiş ona bakalım. Birleşik Krallık'a startup vize başvurusunda bulunmak için bazı koşulları ve şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Bunlardan ilki 18 yaşından büyük olmalısınız. İkincisi B2 derecesinde İngilizceye, yani upper intermediate bir İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Üçüncüsü ise burada iş kurmak için yenilikçi bir iş fikrine ve bir business plana, iş planına ihtiyacınız var. İş planınızın ve yenilikçi iş fikrinizin Birleşik Krallık'taki bir kurum tarafından ölçülüp, değerlendirilip tasdik edilmiş olması gerekiyor. Bu tasdik edecek kurul Birleşik Krallık'ta Yüksek Öğrenim Kurumu ya da Birleşik Krallık'taki girişimcileri daha önceden desteklemiş bir arka plana sahip işletme kurumu olması gerekiyor. Dördüncüsü ise buranın kamu fonundan yararlanmamak için bankanızda hali hazırda sizi geçindirebilecek bir paranın olması gerekiyor. Startup vize türüne başvurmadan en az 90 gün önce banka hesabınızda 945 pound'un olması gerekiyor. Tabii yanınızda biriyle geleceksiniz, eşinizle ya da 18 yaş altı çocuğunuzla, her kişi başı için 630 pound daha bu paraya eklemelisiniz. Tabii bunun nedeni de buradaki vize görevlisine ben bu ülkeye geldiğimde kamu fonundan, yani buradaki devlet yardımlarından yararlanmayacağım, ailemi ve kendimi geçindirecek paraya sahibim demek için. Sıra geldi startup vizesinin başvuru ücretlerine. Bu ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bir konu. Türk vatandaşları için eğer Türkiye'nin içinden başvurursanız vize ücreti 308 pound. Eğer İngiltere'nin, Birleşik Krallığı'nın içerisinden başvuruyorsanız sizin için 438 poundluk bir vize ücreti var. Buraya bu vize ücretinden ayrı olarak bir de sağlık sigortası ücreti eklenmiş. Bu sağlık sigortası ücreti ise sizin kendi iş planınıza ve iş türünüze göre değişiklik gösteriyor. Bunu da en son başvururken sizin için danışmanınız hesaplıyor olacaktır. Sıra geldi startup vizesinin en can alıcı noktasına. Bence bu çok önemli ve atlanmaması gereken bir konu. Startup vizesiyle Birleşik Krallık'ta sadece 2 yıl kalabiliyorsunuz. 2 yıl kaldıktan ve yaşadıktan sonra bu vize türünün uzatması yok. Yani 2 yıl sonunda ya ülkenize geri dönmek zorundasınız ya da belli şartları yerine getirip başka bir vize türüne geçme hakkına sahip olabilirsiniz. Videonun başında çok önemli bir bilgi vereceğimden bahsetmiştim. Lütfen inovasyon vizesinden bahsettiğim bölümün sonuna kadar izleyin ki bu ikisi arasında kurduğum ilişkiyi de çok iyi anlamış olun. Şimdi bu vize türünde bu ülkede neler yapabilirsiniz, neler yapamazsınız ondan bahsedeceğim. Bu vize türüyle, yani startup vize türüyle bu ülkede kendi işinizin dışında başka işlerde de çalışabilirsiniz. Biliyorsunuz Ankara Anlaşması'nda böyle bir durum söz konusu değildi. Yani siz kurduğunuz işin içerisinde çalışabiliyordunuz sadece. Fakat bu vize türünde böyle bir esneklik verilmiş size. Gidip istediğiniz yerde ek iş de yapabilir, bütçenizi arttırma şansına sahip olabilirsiniz. İnovasyon
İnovasyon vizesi, Birleşik Krallık'ta yenilikçi, uygulanabilir, ölçeklenebilir işlere yatırım yapılmasını teşvik ederek İngiltere'nin ekonomisini büyütmek amaçlı getirilmiş bir vize türüdür. İnovasyon vizesiyle Birleşik Krallık'a gelmek için zorunlu 3 şartı yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki yenilikçi, ölçeklenebilir ve uygulanabilir bir iş fikrine sahip olmanız. İkincisi, B2 derecesinde bir İngilizceye sahip olmanız. Bu da Upper Intermediate derecesinde İngilizce yapıyor. Üçüncüsü ise banka hesabınızda sermaye olarak 50 bin pound'un olması. Startup vizesindeki gibi inovasyon vizesinde de bu vizeye başvurmadan önce buradaki İçişleri Bakanlığı'ndan onaylı kurumlardan mektup almanız gerekiyor. Yani sizin iş planınızı ve business planınızı, fikrinizi buradaki kurumlara tasdik ettirmiş olmanız gerekiyor. Sonrasında bu vize türüne başvurabiliyorsunuz. Bu da startup vizesiyle bayağı büyük ölçüde benzerlik gösteren yanlardan bir tanesi. İnovasyon vizesinde bu ülkeye yenilikçi bir fikirle gelmeniz, yani buradaki sektörü, pazarı genişletiyor olmanız ve İngiltere'nin ekonomisini güçlendiriyor olmanız, yani böyle bir fikir ortaya atıyor olmanız çok önemli. Tabii bununla birlikte iş bilinci, buradaki pazara hakim olma, bununla ilgili deneyiminiz ve mesleki beceriniz de çok çok önemli. Bu vize türünün vize ücretleri startup gibi farklılıklar göstermiyor. Bu vize türüne nereden başvurursanız başvurun, vize ücretiniz 610 pound. Şimdi gelelim iki vizeyi nasıl bağlayacağımızla ilgili önemli tiyoya. Hiçbir yatırımınız yoksa, yani bu vize türüyle geleceğiniz 50 bin poundunuz yoksa cebinizde, bence startup vizesiyle bu ülkeye gelin. Startup vizesiyle bu ülkeye geldikten sonra burada 2 yıl başka işlerde de çalışarak 50 bin poundu biriktirmeye çalışabilirsiniz. Hele ki aile olarak geliyorsanız, yani yanınızda eşiniz varsa, 2 kişinin 2 yıl boyunca gerçekten çok iyi bir şekilde çalışarak parayı biriktirmesi çok daha kolay olacaktır. 2 yılın sonunda direkt 50 bin poundla sermayenizi ortaya koyarak inovasyon vizesine rahatlıkla başvurabilirsiniz. Peki böyle bir yol izlersek kaç yılda sınırsız oturma ve yaşama izni alıyoruz derseniz, 2 yıl startup vizesinden sonra 3 yılda inovasyon vizesinde kalıyorsunuz. Toplam 5 yılı tamamladığınızda Birleşik Krallık'ta sınırsız oturma ve yaşama iznine sahip oluyorsunuz. 6. yılınızın sonunda da Birleşik Krallık'ta Birleşik Krallık vatandaşlığına başvurusu yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Bence bu yol, eğer hiç sermayeniz yoksa, paranız yoksa, Ankara Anlaşması da kaçtı, ne yapacağım diyorsanız izlemeniz gereken en basit yollardan bir tanesi. Size bahsetmek istediğim diğer vize türü ise temsilci vizesi. Eğer Türkiye'de bir şirket sahibiyseniz ve İngiltere'ye bir şube açmak istiyorsanız, şirketinizde çalışan yüksek yönetici birisiyle bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Yani burada demek istediğim, bu vizeye şirket sahibi ya da şirkete %50'den fazla hisseye sahip ortak başvuramıyor. Bu vizeye ancak iş yerinizde çalışan en fazla %45 hisseye sahip bir çalışanla başvurabilirsiniz. Siz gelemiyorsunuz dediğim gibi. Yani işletme sahipleri gelemiyor. Sadece üst düzey yöneticiniz bu ülkeye gelip çalışıyor ve sizin için burada bir şube açıyor. Buraya gelecek olan vize temsilcisi yine diğer vize tiplerinde olduğu gibi ailesinde Birleşik Krallık'a beraberinde getirebiliyor. Burada da çalışma ve yaşama iznine sahip olan aile bu temsilciyle beraber 5 yılın sonunda sınırsız oturum ve yaşama iznini almış oluyorlar. 1 yıl sonrasında da, yani 6 yıl sonra da Birleşik Krallık vatandaşlığına başvurma hakkına sahip oluyorlar. 2021 yılında Birleşik Krallık'ta sisteme girmiş yeni vize tiplerinden bahsettiğim bu video serim umarım sizin için çok faydalı olmuştur. Yeni puan tabanlı göçmenlik sistemlerinden bahsettiğim bir video serim var. Onu da izlemediyseniz şuraya linki bırakıyorum. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Bu videoda bahsetmiş olduğum startup vizesi, inovasyon vizesi ve temsilci vizesinin hangisiyle İngiltere'ye gelmek isterdiniz? Sizce hangi vize tipi Birleşik Krallık'a gelip burada yaşamak için mantıklı? Neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bunun için aşağıda yorumlar bölümünde buluşalım. Eğer hala beni takip etmiyorsan şimdi takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bye bye.
feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't.